Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, böyle annemlerin bahçesinden bir giriş yapayım dedim. Aslında sabah sabah evdeydim. İnanır mısınız, sabah kalktığımdan beri WhatsApp grubumuzda böyle bir video çekme heyecanı, böyle bir işte bir şeyler planlama, projeleme peşindeyiz sabahtır. Tam ben böyle çekimlerim yaptım. WhatsApp grubumdaki arkadaşlarıma attım. Babam aradı. Dedi ki kızım dedi bugün dedi kahvaltıyı ben hazırladım. Seni de dedi almaya geliyorum. Annen işten geldi dedi. Gülşen de zaten burada yatmıştı. Hadi dedi hazırlan dedi. Hemen çık kapıya dedi geliyorum. Neyse hemen çıktım. Güzel kahvaltımızı şimdi birazdan kahvaltımızı yapacağız. Yani evde bir açılış videomu açılış bile yapamadan buraya geldim. Çünkü sabahtır şeyle uğraşıyorum. Şimdi size yayınlayacağım. Zaten Madame Mor'da Elif Alptekin'de ve kuzenim Elif'in güncesi zaten izlemişsiniz, görmüşsünüzdür. Ama bir kez de ben de izleyeyim, bir şey olmaz. Çok güzel bir video uğraşı içerisindeydik. O yüzden bir açılış yapamamıştım. Şimdi annemlere geldim dedim, buradan bir açılış dedim, hazır böyle güneş varken, sabah güneşi. Dedim bahçeden güzel böyle yeşilliklerin arasından bir açılış yapayım. Ondan sonra girip şimdi size kahvaltıyı çekeceğim arkadaşlar. Ama ben kahvaltıyı çekmeden önce can arkadaşlarımla 3 yıldır, 3,5 yıldır içinde olduğum bir WhatsApp grubu var. Sağ olsun kuzenim Elif beni o WhatsApp grubuna dahil etti. Ve birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarımla onun sayesinde arkadaş oldum. 3,5 yıldır çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel dostluklar kurduk orada. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Bir kısmımızla zaten görüştük İstanbul'da biliyorsunuz. Daha önce Kayseri'ye de gittik diğer arkadaşımızı görmeye. İnşallah Allah nasip ederse yaza kadar şu tüm belalardan, musibetlerden kurtulursak yazında inşallah Zonguldak'ta tüm grupçak buluşma hayalimiz vardı. Rabbim inşallah o hayalimizi gerçekleştirmeyi ve gerçekten şöyle karşılıklı oturup kahve içmeyi nasip eder. Şimdi ne yapıyorum? Ben içeri gidiyorum. Sizler de o güzel videoyu izleyin. Ondan sonra kahvaltı masasında buluşalım.
buradaki işlerimi hallettim. Ne yaptık? Annemlere demiştim zaten size kahvaltıya geleceğim diye. Babamın ellerinden güzel bir kahvaltı. Sağ olsun, Allah razı olsun, babam güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kendisi süt almaya gitti. Kendisi süt almaya gitti. Anneciğim, benim takipçilerimi de bir merhaba de. Selamünaleyküm. Sevgili kızımın sevgili takipçileri. İnanılmasın, böyle demek daha güzel oluyor. Bakın, kendi videomu çekerken farklıydım. Bak şimdi burada farklıyım. Daha bir neşelisin. Aynen. İnsan hani böyle bir evinize misafir gelirdi, böyle nasıl ağırlayacağım endişesi olur ya. Kendim çekim yaparken onu yaşıyorum. Bak şu an bak, üzerimde hiç öyle bir şey yok. Farklı şu an onu ben de fark ettim. Ettin değil mi? Hı-hı. Anladın değil mi? Ne daha bir neşelisi, ya. Daha bir rahatsın. Bence ben sana misafir olayım bundan sonra. Daha güzel oluyor. Senin kanalını da ben yöneteyim bari. Evet, biz dediğim gibi kahvaltımızı yapıyoruz şimdi. Özlem bu ara sık sık görüşüyoruz elhamdülillah. Öbür çocuklarımla görüşemiyorum. En azından onlara diyorum. Her gün geliyorlar. Kızım içeri dikkat et yavrum. Allah razı olsun lan. Bazıları tepki gösteriyor bana. Niye ki? Hayır, biz bir aileyiz, işi biliyoruz. Annenle baban risk altında diye. Benim annem babam da 50 yaşına yeni girdi. 65 yaş üstü değil. Risk altında diye bir şey yok. Biz her gün aslında ben Özlem için korktuğum için Özlem 2 hafta gelmemiştim. Tabii. Çünkü biz zaten evdeyiz. Bizden onlara bir şey geçmez. Kesinlikle. Geçerse onlardan bize bir şey geçer. Onlardan bizden onlara geçer diye korktum. Ben de diyorum ki ben işe gidip geliyorum. Ya tek ya hep. Evet, eşim de işe gidip geliyor. Onun için biz gün içinde evde kalmadığımız için ben Özlemlere hani çocuklara bir şey olmasın diye korkmuştum ama burada aileler birbirine gidip gelebiliyorlar arkadaşlar. Evet. En yakınları ama. Bak mesela Özlemle, Özge'yle uzun zamandan görüşemedik. Oğlumla uzun zamandır görüşemedik. Evet. Onlar gelemiyorlar. Çünkü onlar başka şehirlerdiler. Buna dikkat ediyoruz ama Özlem bizim evimizin, bizim çocuğumuz. Çünkü bizim çocuğumuz derken yanlış anlaşılmasın. Bize yakın. Ya sanki bir evin içindeymişiz evet, gibi bir, zaten. Bize yakın. Bir de Özlem'in bizden başka kimsesi yok arkadaşlar. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Özlem'e yani ne olursa olsun ben yatağa yattığımda tek kafama takıp üzüldüğüm Özlem oluyor. Oğlum biliyorum ki çocukların başında. Özge'yi biliyorum ki eşi başında. Ama Özlem bir tane çocuğuyla yalnız yaşıyor arkadaşlar. Ben onu, sizin benim o düşüncelerimin ne olduğunu benim gibi olanlar ancak anlar. Ben yatağa yattığımda ilk düşündüğüm Özlem ve çocuklar oldu. Hani şimdi ağlatacağım ben ama. Hayır, ağlama. Ondan sonra onun için kimse bir şey tepki vermesin. Ay gözlerim yandı. Biz çocuklarımızı her şeyden çok düşündüğümüz içinden biz şu an emekli olduğumuz halde Türkiye'de kalamıyoruz. Evet, benim yüzümden. Yoksa ki ben Türkiye'ye giderim. Ay. Bağda bahçede sebze yaparım. Onunla da geçinirim. Hiç onu bunu aramam. İyi kötüyü aramam. Onun isim varmış bunu. Ben memleketimde olup o yeşillikler, o yeşil morlu bile yemem bana büyük zevk verir. Hiçbir gocunmam. Seve seve de yaparım. Her türlü sıkıntıya seve seve katlanırım. Ama bir tek düşündüğümüz Özlem. Dersiniz ki niye öbürküler değil? Dediğim gibi oğlumu biliyorum. Oğlumu elinden geldiği kadar merhamet yetiştirmeye çalıştım. Ve de merhametli diye düşünüyorum. O çocuklarıyla ailesinin başında. Kayınvalidesiyle yakın. Kayınvalidesi de onlarla ilgileniyor. Allah razı olsun kendisinden. Evet, onlar da kayınvalidesi de 5 dakika. Evet. Nasıl ben anneme yakınsam, gelinimiz de annesine aynı ben gibi 5 dakika uzaklıkta oturuyor. Onlar da orada içişeler. Benim içim rahat. Çünkü biliyorum ki onlar da birbirini orada göz güle buluyor. Özge dersen eşi 100 bin kere maşallahı var. Çok evcil bir erkek. Almanya'da büyümüş bir erkek gibi değil. Gerçekten damadımı övmek gibi olmasın. Bir şeyi çok disiplinli, çok güzel düşünen, güzel karar veren. Bakın aynı benim eşim gibi. O damadımı ben hep o eşime benzetirim. Çok evcil, evde büyümüş. Ailesi de öyle zaten maşallah. Aile de öyle. Hep evindeler yani. Tamam, Özge de aslında evet. İki tarafa eşit şekilde uzak ama aynen öyle. Sonuçta hani evde yalnız değil. Tamam evet. Ben de yalnız değilim. Bana diyorlar ki sakın yalnızında bir 3 tane çocuğun var. Hayır, o anlamda ama değil. Ama çocuktan kusura alacağın bakmayın. Güç büyük bir insandan alacağın gücü aslında benzemiyor kesinlikle. Yani aniden gece bir şey olmuş olsa yani bizim oraya ulaşmamız misal tabii evet. Ki ben Allah korusun yani. Ben hep bunu zaman zaman düşünmüşümdür. Allah cümlemizi korusun. İşte bizim tek düşündüğümüz tabii ki eşi de sağ olsun ilgileniyor. Allah razı olsun. O kadar boş bırakmıyor, yalnız bırakmıyor evet. Ama o da bütün gün çalışıyor. Çalıştığı için de sürekli gelemiyor. Geldiği zaman oluyor o da yani. Ama sürekli olamıyor arkadaşlar.
Allah razı olsun yine hiçbir şekilde bırakmıyor. Çocuklarını ve ailesini gene dikkat ediyor. Buna da şükür. Bunu yapmayanlar da var. Tabii canım neler okuyorum dediğim daha. Dediğim gibi bunu böyle kınamayın. Bu şekilde bakmayın. Ben o zaman çok üzülürüm gerçekten. Ben yoksa ki benim burada Özlem'le biz aile gibiyiz. Benim arkadaş da bana öyle dedi. Dur Özlem. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Geçen bir arkadaşım bir şey diyordu dedin. Orada kapattık. Ne anlamda? Bir arkadaşım. Arkadaşım dedi ki Özlem'le görüşmüyoruz. 2 hafta oldu dedim. Orada çok hastalandı, o kadar kötü oldu. Biz çocukları bile alıp da bakamadık. Çok üzüldüm ben orada. Arkadaşım da dedi ki Fatma abla siz dedi bir ailesiniz, niye görüşmüyorsunuz? Ve herkes dedi ailesiyle görüşebiliyor yakındakilerle evet. dedi. Ve burada dedi o kadar ta şu anda öyle sıkı bir kural yok. Ailenizle en yakınlarınızla görüşebiliyorsunuz. Ya yazmışlar ki bana hani evet. Merkel dedi ki o mu opa ziyaret yok. Ben dedim ki benim annem dedim o mu opa gibi değiller ki dedim. Ya onu tamam. Çok yaşlı o mu opalar evet. Düşünüyorlar da dediğim gibi ben sadece korktuğum biz çocuklara ya da Özlem'e. Özlem'in biliyorsunuz tedavi gördü, ağır ilaçlar kullandı. Biraz bağışıklık sisteminde zayıf olabilir de biz Özlem'e bir şey taşırız diye korktuk biz. Yoksa çocuklardan bana ya da Özlem'den bize bir şey geçerdi. Çünkü onlar dışarı çıkmadılar zaten. Evet, hep evde ve bahçedeydiler. 20 gündür çıkmadık. Kimse bu kadarını böyle kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi biz çünkü onun kayınvalidesi, kayınpederi de Türkiye'de biliyorsunuz. Sağ olsunlar onlar da hatta geçen akşam biz oradayken yine aradılar. Arıyorlar Allah razı olsun. Görümcesiyle sürekli görüşüyorlar. Kayınıyla gene görüşüyorlar. Birbirleriyle. Şimdi şöyle akşam güneşi vurdu bahçeye. Ömer Hanis yapma. Ömer Hanis ne yapmaya çalışıyorsun? Hey bak taşları sökmeye çalışıyor. Yaramaz. Gelmez. Şöyle öğlen sıcağında. Ay öğlen diyorum ya akşam. Valla akşam saat. Şu an saat kaç bakayım? 5:30 görülüyor bilmiyorum ama yemeklerimizi yaptık. Annem kremalı mantar çorbası yaptı. Ben de fırına patatesli kanat sürdüm. Şimdi onlar pişsin diye bekliyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra artık eve gidelim. Evde buluşuruz artık. Şöyle Mikail kanat yemediği için ona da sosis koydum. Şimdi sosisi görünce mutlaka Ömer de isteyecek diye. Biraz fazla koydum. Ama daha pişmemişler. Ama daha tam pişmemişler. Biraz daha pişsin. Bu da birazcık yedik. Dibine çöktü. Kremalı mantar çorbamız. Böyle bize afiyet olsun. Evet. Vallahi mutfağa geçtik. Çocukları yatıracağım. Ama çocukları yatırmadan önce görüyorsunuz. Şu benim şifalı şu suyumdan. Yapacağım ama kime? Komşum Sergül ablaya. Dün evin önünde konuşmuşken sohbet ediyorduk camdan cama. Yani ben dışarıdaydım. Ömer'le birlikte. O da mutfakta yemek yapıyormuş. Öyle az bir sohbet etmiştik. Çok fena grip oldum dedi. Hani bayağı böyle nefesim falan kesiliyor dedi. Bayağı dedi fena dedi. Şifayı kapmışım dedi. Ondan sonra şey yapıyorum ona hemen. Aslında bugün gündüzden yapacaktım ama unuttum gitti. Aklımdan çıktı. Ama zaten akşam içip böyle gece belki rahat uyur diye öyle bir düşündüm aklıma geldi. Dedim komşucuğuma şöyle şu 500 litre olduğu için. Ay 500 litre demişim. 500 milim. O yüzden bu tarif 1 litrelik olduğu için şöyle 2 ayrı kaba yapayım dedim. İkisi de 500-500. Tam 1 litre olacak. Tam 1 litre de suyumu kaynattım. Şimdi normalde biliyorsunuz bu hepsi 1 litrelik. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle paylaştıracağız. Şöyle yarısını ona. Şöyle yarısını buna koyacağım. Ondan sonra inşallah Rabbim şifasını verir. İnşallah benim de komşucuğuma bir faydam olmuş olur. İçsin de şifasını bulsun. Onun da küçük çocuğu var. Kızı var minnak. Zor oluyor gerçekten çocuklarla. Ah,
şöyle. Vallahi komşuculuk böyle zamanlarda komşu komşuya destek olacak bence. Allah'ım herkese güzel, iyi huylu komşular nasip etsin. Ben komşularımdan gerçekten çok memnunum. Şöyle. Hemen sizlerle birlikte yapalım dedim. Gerçekten soğuk algınlığa birebir. Şöyle. Kaynar suyu üzerine dökeceğim. Oy. Güzel ellerimi yıkadım. Meyveleri de bu arada yıkadım. İyice yıkadım böyle hem de dışlarını. Dış kabuklarıyla birlikte atacağız. Şöyle. Birer tatlı kaşığı balı da atalım. Ondan sonra şifa olsun inşallah komşucuğuma. Ona dedim ben aslında dedim ki zencefilin dedim portakalın falan varsa dedim. Benim dedim geçen bir rokta yaptığım yap. O da dedi ki zencefilim de yok dedi. Portakal da yok şu an evde dedi. Dün için. O yüzden şimdi aklıma geldi. Hemen yapıp gidip vereyim inşallah. Evet. Hazır. 1 litre hazırladım. Süper. İnşallah şifa olsun komşucuğuma.